Arkadaşlar herkese hayırlı günler. Nisan'da yapmış olduğumuz kabuğa kalem açlar. Yani Nisan'ın 15-2022'de yaptık. Bugün 10 Ekim 2022. Yani bu açlar 6 aylık. Makasımızın boyu 4 metre. Şu anda bir getirelim yanına. 4 metreden sürgünlerimiz fazla bakın. Şu anda sürgünlerimizin boyu hemen hemen 3.84 metre boyu var sürgünlerimizde. Şimdi burada esas konumuz ne? Herek. Yani aşılarda herek bağlamanın önemi arkadaşlar. Görüldüğü gibi bakın bunlara herekleri bağlamasını yaptık. Sağlam fidan ip bağlama ipleri de bağladık. Şimdi size bir başka ağaç göstereceğim. Aşımızı göstereceğim. Normalde eğer bunları siz sağlıklı bağlamazsanız, iyi bağlamazsanız bu kırılıyor arkadaşlar. Maşallah şöyle kalısını gösterelim görmüşken. Çok güzel kalısı oluşturmuş. Şimdi eğer siz bu herekleri sağlam bağlamazsanız aşılarımıza yazık oluyor. Şöyle bir gösterelim bir. 3 tane aşımız kırılmış arkadaşlar. Gerçekten üzücü durum. Herekli rüzgar alan bölge ise kırılması kaçınılmaz. Burada hereklerini biz bağlamıştık bunların. Fidan bağlama ipleri değil de bez bağladılardı. Görüldüğü gibi. Bezlerde tül böyle hava sıcakta eriyor arkadaşlar. Eriyince kopmuş. Ondan sonra aşımız buradan, kalemimiz buradan kırılmış. Buradan çıkan sürgünümüzün biri buradan kırılmış. Fidan bağlama ipiyle bağlananlar da böyle sapasağlam duruyor arkadaşlar. Bunlar fidan bağlama ipiyle bağlanmış. Bunlar da bezle bağlanmış. Onlar sağlam duruyor ama bezle bağlananlar kırılmış. Aşının bir yıla gitmiş. Bir tane de aşımız yine orada herek kırılmış. Öyle öbür tarafta bir tanesi kırılmış öyle. Siz olun. Aşı yaptıktan sonra herekleri kesinlikle 5'e 5 en az. Alın 3 metre boydan kısa almayın. Çünkü kısa aldığınız zaman arkadaşlar bunlar 3 metreden fazla. Görüldüğü gibi sürgünlerimiz 1 metre daha yukarıda. Bunlarda ne yapmamız lazım? Aslında bunlar yine bayağı bir eksiği var. Çünkü üstlerinden bağlanması gerekiyor. Hatta bağlanmış. Bak burada bağlanmış. İpler kopmuş. Bunları sağlam, esnek, plastik olan fidan bağlama ipleriyle bağlasanız bunlar daha sağlıklı oluyor ve daha uzun vadeli korumuş oluyor aşılarımızı. Siz olun arkadaşlar, aşılara dikkat edin. Aşı yapmak ayrı bir ustalık. Esas ondan sonraki ustalık bakmakta. Bugün bir tane ağacın kırılması demek yazık günah. Bu milli servet arkadaşlar. Şöyle yakından gösterisi buradan makasımızın ucundan kırılmış gitmiş. Nereden baksanız makasımızın kapalı boyu 2 metre 30 santim. 2,5 metre sürgün gitmiş ve kurumuş. Onu oradan keseceğiz artık. Öyle devam edecek tekrardan. Herkese kolay gelsin arkadaşlar. Profesyonel ekibimizde bahçe kurulumu, aşı, budama ve teknik destek hizmeti veriyoruz. Ayrıca aşı ve budama malzemeleri, ceviz soyma, ceviz silkeleme, ilaçlama ekipmanları satışı yapıyoruz. Telefon numaram 0538 518 32 86. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.